Yutulan yıldız 383 Nanshen Armamen, denetleyici mi? 9 tanrısal silahtan biri mi? Shen silahı mı? Luo Feng merakla elindeki siyah silipe baktı. Silipin üzerindeki ekranda Bin Öğen'in ayrıntılı bir açıklaması vardı. Senin için en uygunu, Luo Feng, genellikle bir Luo satın almak son derece zordur. Feng kesinlikle satın almalısın. Anladım, önce bir bakayım. Luo Feng fişteki ekrana dikkatlice baktı. Luo Feng, Nan Shen silahı eşyasını hızla fark edebildi. Yavaşça dokunarak, o eşyanın ayrıntılı açıklamasına erişildi. Nan Shen silahı, kontrolör tipi ruh okuyucu için dokuz tanrısal silahtan biri. Tam adı Hun Tian Yan veya dokuz katmanlı Hun Tian Nan Shen silahının normal formu şu şekildedir, koyu altın rengi uzun bir çubuk. İçinde Ağustos böceği kanatları kadar ince 10.081 altın bıçak bulunur. Her bıçak köken yasalarının derin gravürleri ve enerjileriyle aşılanmıştır. Köken yasalarının somutlaşmış hali olan 9 tanrısal denetleyici silah, bunlardan 8'i bunlar altındır, ağaçtır, sudur, ateştir, topraktır, rüzgardır, gök gürültüsüdür ve ışıktır. Bu sekiz köken kanunu daha sonra bir araya getirilerek zamanın veya uzayın muhteşem kanunları oluşturulabilir. 9. Tanrısal silahın sonuncusu, zaman ve mekanın birleşmesinden yaratıldı. Köken yasalarının en derinlerinden ikisi, ve nanşen silahı, altın ve zamanın bir karışımıdır. Bu iki köken kanunu tanrısal silahı oluşturmak üzere birleştiğinden, onun gücü çok büyüktü. Nanşen silahının toplam dokuz formu vardır. Her form diğerinden daha güçlüdür. Benzer şekilde, bu formların her birini kullanmanın zorluğu, kişi yükseldikçe artar. 9 katmanlı Nan Shen silahında ustalaşmak inanılmaz derecede zordur. Birinci biçim, yıldız düzeyinde inanılmaz derecede zordur. Yıldız seviyesinde ilk formu serbest bırakabilmek için, o seviyede yenilmez sayılmalıdır. Üçüncü biçim, evren düzeyinde onu serbest bırakabilmek için, aynı düzeyde yenilmez sayılmak gerekir. Devasa Battle Ak Coliseum'da bile bin maçlık galibiyet serisi elde etmek çok zor olmayacak. Altıncı biçim, etki alanı lordu seviyesinde onu serbest bırakabilmek için, aynı seviyede yenilmez sayılması gerekir. Alanı Gamu evren ülkesine, hatta tüm insan ırkına kadar genişleten, altıncı formu serbest bırakabilen bir etki alanı lordu, aynı seviyedeki zirve savaşçılardan biri olarak kabul edilir ve hatta aynı seviyedeki altın, boynuzlu canavarla karşılaştırılabilir. Yedinci form eğer onu serbest bırakabilen 9. seviye bir sektör lordu olsaydı o kişi sektör lordlarının zirvesinde olurdu 8. form bu forma ulaşmak inanılmaz derecede zordur. 8. formu serbest bırakabilen 9. seviye bir sektör lordu tüm Gangbu evreni ülkesindeki sektör lordları arasında yenilmez sayılacaktır. 9. biçim en yüksek biçim. Bu geniş evrende unutulmaz bir zamandan beri hiçbir sektör lordu 9. formu serbest bırakmayı başaramadı. Bunun nedeni, 9. formu serbest bırakabilen sektör lordlarının genellikle ölümsüz seviyeye çoktan ulaşmış olmalarıdır. Shen silahı inanılmaz derecede güçlü ama aynı zamanda zayıflığı da vardı. Her biri bir öncekinden daha güçlü olan 9 formdan dolayı güçlüydü. Zorluklarından dolayı zayıftı anlama becerisi zayıf olan kişilerin normal ruh silahlarıyla daha iyi durumda olacakları söylenebilir. Açık artırma 500 milyar evren dolarından başladı. Toplamda 9 tane vardı. 9 katmanlı Hun Tian Yan. Harika. Luo Feng mırıldandı. O anda, Luo Feng'in solundaki büyük koltukta oturan, boyu 60 metreye yakın olan siyah pullu bir adam ona yumuşak bir şekilde şunları söyledi. Bu kardeş, sen dokuz katmanlı Hun yana mı aşık oldun? Nan Shen silahı normal insanların kullanımına yönelik değildir. Dokuz tanrısal silahın hepsinin kullanımı inanılmaz derecede zordur. Çünkü bunların kullanımı çoğunlukla köken yasaktır kasalarının anlaşılmasına dayanmaktadır. Bu yetenek olmadan normal ruh silahları satın almak daha iyidir. Çünkü kişinin gerçek gücünü ortaya çıkarması için daha iyi olacaktır. Unutma, silah satın alırken önemli olan en iyiyi satın almak değil, en uygun olanı almaktır. Çok mantıklı. Luo Feng kocaman siyah pullu adama bakarken gülümsedi. Siyah pullu adam kıkırdadı ve geniş ağzını açtı. 9 tanrısal silahın zorluğu son derece sıkıcı. Bunun gibi Na Shen silahı 8. formu serbest bırakabilen bir sektör lordu normalde ölümsüzlüğe çoktan ulaşmış olurdu. Kardeşim, paran olsa bile bu kadar israf etmemelisin. Kendine yakışan bir şey alsan daha iyi olur. Teşekkürler. Luo Feng gülümsedi ve daha fazla konuşmadı, içinden şöyle düşündü, ''Bu Nan Shen silahı benim için en uygun.'' Luo Feng şu anda altının kökeni kanunları hakkında zaten bir miktar bilgiye sahipti. Uzay yasalarına gelince, Luo Feng herhangi bir ilerleme kaydetmese de üzerinde çok çalışıyordu. Bu niteliklere sahip olduğundan Nan Shen silahını kullanmak için kesinlikle çok çalışması gerekiyordu. Luo Feng, yükselen Mekke'in maksimum potansiyeli yalnızca evren seviyesine kadar. Şu anda, altın boynuzlu canavarının vücudu, yükselen Mekke'in tüm gücünü tamamen serbest bırakabiliyor. Bu artık senin için pek bir zorluk değil. Ve Nanshen silahlanma senin onu kullanmandan korkmuyor. Sadece şu anda tam gücünü açığa çıkarma yeteneğine sahip olmadığın için endişeleniyor. 9 form senin atılmaktadır katılımını bekliyor. Anlaşıldı. Luo Feng kendini çok hırslı ve heyecanlı hissediyordu. 9 Form, her seferinde bir katmanı aşacağım. Babata, Nan Shen silahının fiyatı ne kadar sence? Luo Feng sordu, toplamda 9 tane var, buradaki sektör lordları arasında sadece ruh okuyucu kontrolörleri, bunun için yarışacak ve sadece altın ve uzay menşei kanunları yolunda olanlar bunu başaracak. Ancak salonun büyüklüğü ve kişi sayısı çok fazla, benim hesaplamalarıma göre fiyat oldukça yüksek olacak, ancak elinizdeki paranın yeterli olması lazım, tamam, Luo Feng bilinçsizce başını salladı. Bu noktada sahip olduğu mevcut miktar yaklaşık 3986 trilyondu. Nanshan silahını almak zor olmamalıydı. Zaman geçtikçe pahalı ve değerli silahlar açık artırma savaşlarını alevlendirdi. Hızla satın alınıyor ve kıyaslanamayacak kadar geniş müzayede salonunda açık artırmayla satılıyordu orada bulunan insanların %99'u sektör lordlarıydı, diğerleri ise ya büyük geçmişe sahip ya da ölümsüz insanlardı. Bir sonraki müzayede ürünü naşen silahı. Bu dokuz tanrısal silahtan biri. Nalşen silahının gücüne gelince eminim ki herkes bu konuda nettir. Birçok sektör lordu kontrolörü sürekli olarak bu konuda endişelenir. Ancak köken yasalarını ve ilerlemeyi anlamaya başladıklarında mevcut güçleri ruh silahları tüm güçlerini açığa çıkaramaz. Ancak naşen silahı ile kimsenin bu konuda endişelenmesine gerek kalmaz. Onu kullanmandan korkmuyor, sadece yeteneğinin yetersiz olmasından korkuyor. Naşen silahı, 9 biçim. Eğer 9. biçimi serbest bırakabilirseniz, uçsuz bucaksız evrende, sadece insan ırkı arasında değil, hatta otomat ırkı, canavar ırkı ve hatta uzay canavarları arasında bile muhtemelen bulursunuz. Rakip bulmak zor. Kaplumbağa kabuklu yaşlı adamın sesi yankılandı, pekala, şimdi teklife başlayacağız. Toplam 9 tane var, en yüksek 9 teklif seçilecek. En düşük başlangıç teklifi 500 milyar evren doları. Anında sonu gelmez bir şekilde devasa kral koltukların, milyonlarca sektör lordunun ve hatta çoğu teklif vermeye başlayan ölümsüzlerin bulanık görüntüleri belirdi. Luo Feng'in de içinde oturduğu sayısız kral boy koltuk o da teklifini girmeye başladı. 600 milyar evren doları lanet etmek Luo Feng baktı. Ekrandaki rakamlar sürekli atladı. En iyi 9 teklifin tamamı ekranda göründü. 550 milyar, 600 milyar, 660 milyar, 700 milyar. Fiyatlar hızla uçtu. 800 milyar. Luo Feng tekrar girdi. 890 milyar, 900 milyar, 960 milyar yanındaki rakamlar hızla Luo Feng'in rakamlarını aştı. 1,5 trilyon, ekranda bildirilen rakam hızla yükseldi. Delilik. Luo Feng baktı. Luo Feng, Nan Shen silahlanma ihalesinin fiyatı genellikle en az 2 trilyon evren dolarına çıkacak. Babatanın sesi Luo Feng'in zihninde yankılandı. Doğruydu. 2 trilyon, 2,1 trilyon, 2,11 trilyon. Hız yavaş yavaş düşmeye başladı. 2,18 trilyon. Luo Feng fiyata girdi, ekrana bakarak 9. En yüksek fiyatın numarasına baktı, artış hızı yavaş yavaş yavaşladı. 2,19 trilyon, 2,6 trilyon, yine atladı. Luo Feng paniğe kapılmaya başlamıştı. Normalde gerçekte elde edilmesi zor olan birçok eşyayı görebilmesine rağmen burada toplanan, güçlü insanların sayısı çok fazlaydı. Sadece mantıksız fiyatlar vermeye istekli insanlarla kolaylıkla karşılaşabilirdi. Bu hazineleri elde etmek için, gerçekten de fiyat artmaya devam etti. 3 trilyon, 3,08 trilyon, 3,1 trilyon. Artan fiyatlar Luo Feng'in nefesini tutmasına neden oldu, gözleri hafifçe kırmızıya döndü. Babata, fiyatlar neden bu kadar mantıksız rakamlara yükseldi? Sonuçta bu bir açık artırma, bunu tam olarak tahmin etmek imkansız. Bazen Nan silahını gerçekten isteyen 10 kişi olabilir ve bunlar çok fazla sermayeye sahip. Savaşçılar olabilir, dolayısıyla fiyat çok artabilir. Sonuçta toplamda sadece 9 ürün bittikten sonra eğer bir Na'shen silahı satın almak istiyorsanız bu tamamen şansa bağlı olacaktır. Sonuçta her gango müzayedesinde Na'shen silahları bulunmaz. Babata teklif ver almalısın dedi. Anlaşıldı. Luo Feng dişlerini gıcırdatarak mevcut teklif fiyatına baktı ve başka bir fiyata girdi. 3,2 trilyon. Ancak şok edici teklifin ardından fiyat hızla 3,2 trilyonu aştı. Babata, küçük kardeşime bir mesaj gönder, ona hemen biraz borç almasını söyle. Luo Feng, fon değişiminin anlaşma imzalandıktan hemen sonra gerçekleşmediğini sordu. Bunun yerine, müzayededeki bin ürünün tümü açık artırmaya çıkarıldıktan sonra toplu bir takas yapacaklardı. Kardeşin cevabı verdi ve arkadaşının sadece bir telefon görüşmesiyle fonları anında transfer edeceğini, şu anda en fazla 2 trilyon evren dolarını transfer edebileceğini söyledi. Luo Feng biraz rahatladı. 3.6112 trilyon evren doları Luo Feng girdi, ekrandaki sayı değişiklikleri yavaşlamaya başladı, 3. 3.6085, 3.6090, sonunda, sayılar durdu, son olarak 9. en yüksek teklif fiyatı 3,6101 trilyon evren doları oldu, 9. en yüksek teklif fiyatı 3.6101 trilyon, trilyon, 3 saniyelik geri sayımın ardından 3. 2. 1. 9 konuğu tebrik ederiz. Naşen silahlarının sahibi oldunuz. Kaplumbağa kabuklu yaşlı adam yüksek sesle bağırdı. Devam edeceğiz. Bir sonraki madde Luo Feng elindeki siyah ekrana baktı, üzerinde şu sözler belirdi, tebrikler. Misafir numarası KND 99286, Shen için başarıyla teklif verdin silahlanma. Lütfen müzayedenin bitiminden sonra imzayı atmaya ve parayı eşyayla takas etmeye hazırlanın tırnak işareti Luo Feng buna Shen silahı sana her zaman evren seviyesinde etki alanı lordu seviyesinde sektör lordu seviyesinde ve hatta senden sonra eşlik edecek Ölümsüz seviyeye geçtik. 10 bin, 100 bin yıl, hatta belki daha da uzun süre size eşlik edecek. Bu senin en önemli ortağın olacak, yaşam veya ölüm boyunca sana eşlik edecek. Onun tam potansiyelini ortaya çıkarmak için çok çalışmalısın. Babata teşvik etti. Luo Feng başını salladı, içinde aşırı heyecan hissetmeden edemedi. Nan Shen Armament kendi silahı yaklaşık bir saat sonra bu müzayede eşyaları grubu satıldı. Luo Fengle de parayı değiştirdi ve gerçekte Na Shen silahının takas yeri için plan yaptı. Şu anda müzayede eşyalarının beşinci partisi, herkes kendi ekranlarında görebilmeli. Sonraki bin ürün müzayede de, ne teklif etmek istiyorsanız lütfen hazırlanın. Kaplumbağa kabuklu yaşlı adamın sesi geniş müzayede salonunda yankılandı. Kral boy koltuklarda oturan sayısız sektör lordu hepsi aşağıya, fişlerine baktı. Luo Feng de bakmak için başını eğdi ve bir bakış attı. Kahretsin. Hayat meyvesi. Luo Feng zorla gülümsemekten kendini alamadı. Bin öğenin içinde bir hayat meyvesi vardı. Hayat meyvesi, en düşük fiyatı 500 milyar evren doları, toplam 12 tane. Bakiyem, sadece 374 milyar civarında bir param var. Başlangıç teklifi için bile yeterli değil. Luo Feng başını ovuşturdu, gözlerini kırpıştırdı, kendini biraz çaresiz hissediyordu. Yutulan Yıldız 384 açık artırmanın sonu. Hayat Meyvesi'nin en düşük fiyatı 500 milyar evren dolarıdır. Ancak Hayat Meyvesi bir sektör lordunun ikinci hayatına benzer. Dolayısıyla fiyat daha da yükselecek. Normalde 2 trilyonu aşıyor ve eğer daha fazla insan bunun için kavga ediyorsa daha da yükselebilir. Babata dedi, "Hım, bundan kaçış yok." Luo Feng başını salladı ve hayat meyvesinden vazgeçti. Hong kendisi için bir hayat meyvesi istese de o da bunu bulutla temas eden asmasını beslemek için kullanmaya hazırdı. Gerçekte, bulutla temas eden asmayı hayat meyvesiyle beslemek son derece israflı bir eylemdi. Çünkü hayat meyvesi bir sektör lordunun ikinci hayatı kadar değerliydi. Bitki yaşam formunu beslemek için kullanılan şeyler Hayat meyvesinin çok altında olan öğelerdi. Değeri Luo Feng'in daha önce satın aldığı şişen su meyvesine benziyordu. O zamanlar bir dünya içindeki dünyadaki hazineleri takas etmek için gök gürültüsü taşları için savaşıyordunuz. Bu takas, bulutla temas eden asmayı beslemek için hayat meyvesini kullanmak için geçerliydi. Ancak gerçekte aynı anda çok fazla yemek yemek, asma için iyi değil. Hayat meyvesinin yaşam enerjisi çok fazla ve çok büyük. Hepsini bir kerede yutmak asmanın şişmesine neden olur. Diğer faydalı etkilerinin çoğunu boşa harcar. Bu sadece israftır. Hayat meyvesinin en ideal kullanımı bitki yaşamını beslemek değildir. Zaten 200 tane şişen su meyvesi almamış mıydın? Şişen su Meyvesi ruh hayvanlarını ve bitkileri beslemek için kullanılır. Hatta tıbbi özellikleri de vardır ve porsiyonları hayat meyvesinden daha küçüktür. Bu da emilmesini kolaylaştırır. Bulutla temas eden asma yine de şişebilir ama hiçbir zaman düzelmez. Hayat meyvesini yemekten doğacakmış gibi içten içe patlayacak. 3 yıl boyunca her 10 günde bir şişen su meyvesi kullanarak, yani 100 tanesini kullanarak büyük kardeşiniz Hon'un bulutla temas eden asması evren seviyesi 3 veya 4'e kadar büyüyebilecek. Bu bir hayat meyvesini yutmaktan çok daha iyi olurdu. Hemen hayat meyvesi nihayet 2,8609 trilyonluk teklife ulaştı. Hala Nan Shen silahından daha ucuzdu, ama yine de aşırı pahalıydı. Bir sonraki eşya grubu kendini göstermeye başladı ve Luo Feng'in onların üzerine akmasına neden oldu. Ancak cebinde yeterli para yoktu. Satın almasam bile bakmak da kötü değil. Luo Feng fişini tutarken gülümsedi. Üzerinde bin parça sergileniyordu. Bunları gelişi güzel taradı ve ayrıntılarına baktı. Her değerli öğenin ayrıntıları ve bilgileri gerçekten de göz açıcıydı. Luo Feng'in evrenin birçok gizli öğesi hakkında bilgi edinmesine olanak sağladı. Luo Feng evrenin en büyük toplantısı Gamlu müzayedesine katıldığında, küçük kardeşi Luo Hua iş istasyonundaydı. Villa'nın çalışma odasının içinde 9 yıldızlı koy. Bu sıkıcı. Önünde bir sandalyeye uzanmış masanın üzerinde 6 adet dizüstü bilgisayar vardı. Her birinin ekranlarında önemli yatırımları hakkında bilgilerin yer aldığı bir web sayfası görüntülenen her birini gözlemliyordu. Yarım gün sanal güreş oyunları ve diğer yarım gün silah oyunlarından sonra yapacak başka bir şey yok. Çok sıkıcı. Luohua bacakları masanın üzerinde uzandı. Odadaki diğer işçilerin hepsi ciddi bir şekilde işleriyle meşguldü. Bir finansal yatırımcı olarak dinlenme günleri hiçbir şey yapmanıza gerek kalmadan yarım ay, birkaç ay ve hatta yarım yıl olabilir. Ancak top yuvarlanmaya başladığında son derece meşgul olacaklardı. Tanrım, 000891-92-79 Aniden büyük bir bedelle ortaya çıktı. Genç bir bayan bağırdı. Ah! Başlangıçta sıkılan Luohua hemen oturdu, sandalyesini çekti ve masaya doğru kayarak solundaki ikinci dizüstü bilgisayar ekranına sertçe baktı. Ekran açıkça yeni yüksek fiyatı gösteriyordu. Luohua gülümsedi. Ben bulanık sulardan korkmuyorum. Sadece durgun olanlardan korkuyorum fırsat geldi. Bu tür yatırımlarda Luohua'nın ilk yatırımı zaten %35 düşmüştü. Bu kadar yüksek riskli yatırımlar için bu tür getirilerin zaten yüksek olduğu düşünülüyordu. Bunu yapabilmesinin tek nedeni kendine güvenmesiydi. Başlangıçta 700 milyar olan evren doları, bu iki yıllık yatırımlar sonrasında 800 milyara çıktı. Artan bir artış gibi görünebilir. Ancak bunun tek nedeni hiçbir şey satmaması ve iyi bir şans beklemesiydi ne kadar uzun süre beklerseniz geri dönüş o kadar yüksek olur bu kimin daha sabırlı olduğuna bağlı Umarım bu sefer her şey yoluna girer Luhu a zehirli bir yılan gibiydi ekrana sertçe bakıyordu Evrendeki büyük yatırım piyasaları sadece onu veya 2 trilyon Evren doları olan bir yatırımcıyı içermiyordu Hatta 4 yıldızlı ve 5 yıldızlı Müşterileri bile içeriyordu. Son derece dikkatli olması gerekiyordu. Daha büyük finans piyasasıyla uğraştığı için üst düzey oyuncularla karşılaşmak kolaydı. Bunlar Evren ülkelerinin yatırım departmanları olabilir. Belki Evren Galaksi Bankası ya da Evren Birinci Bankası, hatta bazı büyük kuruluşlar olabilir üst düzey bir oyuncuyla karşılaştığı ve yeterince dikkatli olmadığı anda hem ödüllerini alamayabilir hem de hayatını kaybedebilir. Üçüncü seviye finansal güvenlik riski, bu onların güvenlik seviyesinde kalmasını sağlar. Birinci grup, ikinci grup, üçüncü grup, XPHF 000891-9279'a göz kulak olun, tatbikatı biliyorsunuz. Luohua bağırdı. Evet patron. Dünyadan bir grup gencin hepsi son derece heyecanlıydı. Luohua'nın bu seferki yatırımında, her anlaşma dönemi 12 saatlik bir pencereye sahipti ve her takas yaklaşık 4 saat sürdü. Patron, fiyatlar hızla artıyor, zaten %6 arttı, satıyor muyuz? Beklemek. Luohua emretti, düşmeye başladı, yalnızca yüzde beşlik bir artış kaldı ve düşmeye devam ediyor. Fiyatlar hareket etmeye başladığı an gerçekten de insanları endişelendirdi. Çünkü değerinin 1 bölü 3 ünü kaybettiği anda 3 seviyeli güvenliğiyle zaten patlayacaktı. O zaman 700 milyarlık sermaye sıfırlanır, sıfıra döner. Luohua, zehirli bir yılan gibi ifadesizdi ve önündeki ekrana sertçe bakıyordu. Toplama saatine kadar hala 2 dakikamız var. Hızla yükseliyor, şiddetle yükseliyor. İlk değişim döneminde %12 arttı, ikinci sırada %8 arttı, üçüncü ayda %6 düştü, dördüncü sırada %0,8 düşerek hafifçe sarsıldı. Önceki durgun durumdan tamamen istikrarsızlaşmıştı. Üst düzey bir oyuncu bile burada dikkatsiz davranmaya cesaret edemez oynadığı yatırımı büyüttüğünde düştüğü an istese bile satması zor olur. Karşılaştırıldığında büyük bir yatırımcının daha yüksek ciro ile daha küçük bir yatırımcıya göre daha zor zamanlar geçireceği söylenebilir. 5. periyotta tekrar yükselmeye başladı ve %15'e kadar yükseldi. Farklı partilerde malların %30'u satılıyor. Luohu a soğuk bir tavırla emretti. Patron, durumu şu anda iyi. Bugünkü çılgınlığa bakıldığında, küçük yatırımcılarla bile yarın yine çılgına dönecek. Kesinlikle yeniden yükseliş dönemi yaşanacak. Hemen aşağıdan biri bağırdı ama eylemlerini ertelemeye hiç cesaret edemediler. Patronun emri, bu konuda bir fikir sahibi olunabilirdi ama yine de emri yerine getirmek gerekiyordu. Çünkü kriz zamanlarında Küçük bir gecikme bile büyük kayıplara neden olabiliyordu. Birinci gruptaki malların tamamı satıldı. İkinci grup tamamen satıldı. Üçüncü grup tamamen satıldı. Üç küçük grup yüksek sesle bağırdı. Masanın önündeki sandalyede oturan Luo Hua gülümsedi. Çok iyi. Altıncı dönemde fiyat yükselmeye devam etti. Luohuan'ın çok erken sattığı görülüyordu. Bu yatırım partisinin toplam 700 milyar dolarlık sermayesi vardı, malların %30'unu sattık. Yani 210 milyar, 3. seviye güvenlik riskine rağmen bugün hala artıyor. 20 ila 30 dolar kazanma fırsatını kaybettik kısa bir süre içinde milyarlarca evren doları, gençler tartışıyordu ancak tartışmalarına rağmen Luo Hua'nın emirlerinden hiçbirine karşı, çıkmaya cesaret edemiyorlardı. Malların yüzde onunu sat, başka bir yüzde on ile devam edin. Yedinci periyotta Luo Hua aslında iki değişim yaptı ve bu yedinci periyotta hala yükseliyordu. Sekizinci periyotta başlangıçta yükselmeye başladı ancak daha sonra çok düştü. Sonunda dönem boyunca düşüyor. Dokuzuncu periyotta başladığı an düşüşünü sürdürdü. Yüzde onunu sat. Luohua emretti. Bu değişken koşullar altında Luohua, emir verdiği tehlikeli durumlarda hala net emirleri korudu. Ancak artışlarla birlikte yine de kar elde etti. 12 periyotta da yükselişine devam etti. Ve sonrasında hala yükselmeye devam etti. Tüm bu süreç boyunca lohu a pozisyonunu korudu ve satmaya devam etti. Hedefe ulaşıldı, kalan tüm malları sat. Luohua emretti. Evet, kaotik durumun ortasında Luohua elindeki tüm malları satmayı başardı. İki yıllık bekleyiş, yarım yıllık anlaşma, sonunda bitti. Luohua gülümsedi, fiyat ne kadar dalgalanmaya devam ederse etsin. Bu onun için artık bir anlam ifade etmiyordu, gerekli hedefe ulaşılmıştı ve bu yeterliydi. Son takasın ardından 700 milyarlık başlangıç sermayesi 4600 181 trilyon gibi devasa bir miktara yükseldi. Bu ilk yatırımın 6 katı sayılabilir. Luohu çok memnundu. Orta düzeydeki güvenlik riski seviyelerini kullanmak gerçekten de kazanımlarını artırmasına olanak sağladı. Ancak güvenlik riski seviyelerinin ciddi kayıplara yol açması da kolaydı. İki ucu keskin bir kılıç gibiydi. Bu yatırım sonraki 3 döviz döneminde de artıp düşmeye devam etti. Ancak tüm hareket yavaş yavaş artmaya devam etti ve bu da sayısız yatırımcının aşırı derecede kaygılanmasına neden oldu bunu bir düşüş takip etti. Bu yatırım sürekli olarak 3 kez daha düşmeye devam etti ve diğerlerinin tüm stoklarını boşaltmasına neden oldu. Ancak kimse satın alamadı. Şimdi satmak istesen bile satamazsın. Her şey sıkışıp kalacak. a durum karşısında iç geçirdi. Kim bilir kaç kişi önemli miktarda para kaybına uğradı ve intihara zorlandı. Patron gerçekten çok güçlü. Patron kesin Teknikle sakin. Çalışma odasındaki 4 ardışık düşüşe bakıldığında hepsi soğuk, terlerle kaplıydı. Her düşüş %15 oranında düştü ve sonunda önceki en yüksek fiyatın yalnızca yarısına ulaştı. 4 kısa değişim veya 2 gün içinde bu tür çılgın düşüşler çok aşırıydı. Bazıları kazanır, bazıları kaybeder. Luohu abaşını salladı, nasıl satın alınacağını bilenler zorludur ama nasıl satılacağını bilenler gerçek kazananlardır. Yeterince iyi olan hedefinize ulaştığınızda, fazla aç gözlü olmayın. Bu para yığınıyla başlangıçta satamayacağımız %20-30'luk bir paya sahip olmaya hazırdım bunun beklentilerimden daha iyi sonuç vereceğini kim düşünebilirdi? Luohu şu emri verdi, pekala, bununla birlikte fiyatlar sağlam olmalı. Bu yüzde bir kategorisinde ve 100 milyar yatırımla, güvenlik riski seviyelerine gerek yok ve normalde bu fiyatlar yine de düşecek. Anlaşıldı, onun emrindeki işçiler hemen kurup yatırım yapmaya başladılar. Düşmeye devam etseler de devam ettiler, yükselse de yatırım yaptılar. Akıllıca bir hareket olup olmadığını ancak tüm takas tamamlandıktan sonra anlayacaklardı. Sakin ol. Luo Hu'a başarılı olabileceği konusunda çok açıktı. Önemli olan mutlak çelik gibi sinirlere sahip olmaktı. Bu engelli ve depresif bir genç olarak geçirdiği uzun yıllar boyunca ondan öğrendiği bir şeydi sakin kalarak fırsatı yakalamanın yanı sıra dünyadan gelen yetenek ve yatırım bilgisi. Tüm bunlar Luo ayı o adam yaptı. Abi, burada 4.2 trilyonum var. 13. Takas döneminde Luohu Abu Parayı Luo Feng'e transfer etmişti. Ganmu müzayedesi normalde yaklaşık 10 gün sürer, bazen daha uzun, bazen daha kısa sürerdi. Bin parçadan oluşan her parti yaklaşık 3 ila 6 saat sürdü ve ürünlerin kendisi birbirine benzemiyordu. Ganmu müzayedesinin 10. gününde, muazzam müzayede salonunda 1 milyon kral boy koltuk ve içlerinde çok çok sayıda sektör Lord'u oturuyor ve ortadaki ev sahibine bakıyor toplamda 50 parti yani 50.000 ürün satıldı kaplumbağa kabuklu yaşlı adam güldü şu anda tüm müzayedenin doruk noktasına ulaştık son 100 ürün bu eşyaların her biri eşsiz ve her birinden sadece bir tane mevcut Bunlar genellikle son derece değerlidir ama başlangıç tekliflerinin hepsi sıfır Müzayedenin sonu, nihai müzayedenin başlangıcı oldu. 4,2 trilyon evren doları mı? Belirli bir koltukta göze çarpmayan Luo Feng'in aşırı şok ifadesi vardı. Luo Hua mesajında bunların kar olduğunu mu söyledi? Sermayesi hiç etkilenmedi mi? 10 gün önce küçük kardeşi pek kazanamıyordu. Bir anda bu kadarını çoktan kazanmıştı. Lu Feng şaşkına döndü. Haha, Lu Feng, küçük kardeşin gerçekten yetenekli. Hesapları yöneten kişi ben olsaydım bile onunla kıyaslamazdım. Sermaye ne kadar yüksekse kazanması da o kadar zor olur. Diğer büyük güçler buna izin vermezdi. Sen pastadan bir parça al, ona ciddi anlamda saygı duyuyorum. Babat'a itifat etti, bu 4 trilyonun üzerindeki evren dolarıyla, bu son müzayededen bir şeyler elde edebilirsiniz.